Sizce şu ana kadar nasıl geçiyor? Güzel geçiyor. Çok mutluyum dizisi. Allah razı olsun. Çok arkadaşlarım gerçekten insaflı yorumlar yaptılar bence. Ben daha kötü geçeceğine inanıyordum ama beklediğim gibi geçmiyor. Gayet güzel geçiyor. Tam finale yaraşır bir sofra ve masa bence. O yüzden masama da uygun, günüme de uygun yorumlar alıyorum. Çok şanslısınız. Yemeğin dibini tuttuğunu anlamadılar. Kesinlikle. Çok çok. Şak bakalım. Baklavanız nasıl oldu? Beğenirler değil mi? İddialıyım baklavam. Fark yaratacak bu haftaya. Yanında sıcak çay servisiniz de olacak. Çay servisi yapmam da ekstra hoşlarına gidecek. Güzel olacak. Bugün her şey güzel olacak. Kadir Bey. Oo, çaycı güzeli. Hmm. Teşekkür ederiz. Buyurun efendim. Şöyle tutayım, siz alın. Buyurun isterseniz. Esra Hanım. Şekirde. Teşekkürler. Çayı ikram etmesi ekstra hoşuma gitti. Masada söylemeyi unuttum. Bizim kültürümüzde yemekten sonra hemen çayımız demlenir. Bu ekstra gerçekten hoşnut etti beni. Güzel düşünmüş çay ikramını. Beğendim açıkçası. Hadi bakalım. Afiyet olsun herkese. Kimsenin çıtı çıkmıyor galiba, beğendiler ha? Olabilir, bakalım yorumlara. Senin hep yaptığın baklava bu mu? Böyle mi oluyor yani? Tabii ki zaman kısıtlaması var Kadir Bey. O yüzden olabildiğince hızlı olmaya çalıştım. Tamam. Peki, bakalım yorumlar nasıl gelecek? Eksiklerim varsa, ben olmadığını düşünüyorum ama... Sevim Hanım'a soralım. Eylesin. Bir baklavanın eksiği var mı bunun? Baklavan çok yumuşak olmuş Necla ya. Emek vermişsin, emeğine saygı duyuyorum, o ayrı bir şey. Tabii ki evinde normalde böyle yapmıyorsundur zamandan dolayı. Galiba şerbetini sıcak döktün, soğumadı. Zamandan evet, ötürü. Evet, zamandan ötürü. Bu eleştiriyi alabilirim. Olmuş, siz tadıyla yorumlamanızı isterim. Şerbeti iyi bak, az şerbetine çünkü kötü diyemem. Çünkü 2 saatimiz var. Evet. Emeğine de bir şey demiyorum. Hı-hı. Bak şerbeti de şey ama hani sıcak, mesela 10'lu 20'li sıcak falan da açmadım. Gerçekten 55... Bir şey diyeceğim, Necla sen mutfakta dedin ya, biz tatlıyı sıcak, şerbeti mi soğuk döküyoruz dedin? Baklava soğuk. Şerbet sıcak olmalı. Hayır, bizde de tam tersi. Hamur olur öyle. Bizde de tam tersi. Orijinal baklava o şekilde yapılmaz. Ben öyle öğrendim. Ben baklava annemden. Sıcak olur. Peki buna şerbet nasıl döktün? Öyle dediğin gibi dökmedin mi? Şimdi baklava biraz daha soğuması gerekiyordu. Ha, daha soğuması gerekiyordu. Evet, çünkü 2 saat arkadaşlar, yani süreyi göz önünde bulundurmanız lazım. Ben ama 5'li öyle 10'lu 20'li de açmadım. 5'li 5'li açtım. Açma konusunda da kimse sıkıntı evet, etmedi. Evet, peki lezzet olarak lezzetli mi? Tadıyla hani... Çok yumuşak geldi bana ya. Şerbet iyi. Hamur mu olmuş, hamur yumuşak olmuş. Mı? Yok, hamur olmuş, yumuşak. Pişmemiş mi altı? Aslında pişti. Pişmiş. Altı ara katları pişmemiş. Hayır, o işte belki o da hani şerbetten dolayı ötürü olabilir olmuş. Ama pişti yani, baklava çiğ değil. Biri sıcak biri soğuk olması lazım. Senin galiba ikisi de sıcaktı. İkisi de sıcak olunca... Tam soğuk olması lazımdı. Buz gibi olması lazımdı. Vakitten ötürü şerbet sıcaktı. Şerbet de öyleydi keza. O yüzden belki bir tık yumuşak olmuş olabilir ama. Biz de şey yapıyoruz baklavada. Tatlı sıcak. Ben tüm tatlılarımı da öyle yaparım. Tatlım sıcak. Şerbetimi bir gün önceden yaparım. Soğur, o şekilde dökerim. Ben de hep tam tersini öğrendim. Yani bizim Karadeniz tarafında, Artvin tarafında da hep böyle yaparlar. Ben şimdi yani, büyüklerimden ne gördüysem aynen, biz onu uyguluyorum. Bu arada Necla Hanım baklava siparişlerini de yapıyormuş. Hı hı. Yani bayağı da çevrede de sürekli sipariş alıyormuş. Hatta evet, tek sattığı şey baklavaymış. Hı hı. O yüzden de bugün de baklavayı seçmiş. Evet. Sipariş etsen Sevim abla hoşuna gider miydi bu baklava? Bu arada tabii ki asla ve asla evdekiyle ben bunu kıyaslamıyoruz da. Ben de sipariş yapıyorum, ben de şey yapıyorum. Bir gün önceden... Ama bu şekilde olmuyor tabii ki. Normalde şerbeti ben bir gün önceden döküyorum. 24 saat yani bir gece boyunca çekiyor. O şerbet çekiyor. Ben ama 2 saat üzerinde olduğu için ama ben yine de yapmak istedim. Yani risk aldım. Hı hı. Yapmak istedim. Ben ya bunların, hepimiz risk aldık. Hepimiz bunların başıma gelebileceğini de biliyordum. Olmadı. Ama yine de size sunmak peki, istedim. Ama sen de baklavanın olmadığını hani içinin yok, ben şey hani olduğunu, tadında yumuşadı, bir sıkıntı görmüyorum. Tadında şerbetinde hani bir şey yok dedim yumuşak zaten. Yumuşak olabilir. Bence bu süre içinde 55 kat açması gerçekten büyük bir başarı. Evet, güzel tabii. Tabii ki, o evet, başarıyı bak ben görüyorum. Onu takdir ediyorum. Çok lezzetli, ellerine sağlık, ben bayıldım gerçekten. Gerçekten bir şey mi beğendim? Evet. Gerçekten mi? Gerçekten de beğendim. Sen orada böyle mi yapıyorsun? Çok özür dilerim. Ne dedin sen? Sen hiç baklava yemedin herhalde Esra. Yedim. Sen böyle baklavayı alıyor musun? Para verip alıyor musun içi hamur olan ben baklavayı? Ben alırım bu baklavayı. Hamur olduğu halde. Gerçekten alırım. O zaman sizin Siverek'te usta yok. Ben lezzetli buldum. Bu benim fikrim. Saygı duymanı öneririm. Saygı duymanı benim fikrim de bu. Hamur olmuş bir tatlıyı Esra nasıl beğendi? Gerçekten anlamadım. Benim damak zevkim onları ilgilendirmiyor. Ben çok beğendim gayet de. Yumuşak ve güzeldi. Ya ben baklava yapmasını takdir ediyorum. O konuda hemfikirim.
ama biraz yumuşak olmuş ama tadı tuzu yerinde. Aynen. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Peki afiyet olsun. Muhammed Bey. Şöyle baklava bu şekilde olmaz. Tabii ki açmışsınız. Bu bir emektir. Emek, aynen. Ama kalın açmışsınız. Daha inceli olmalıydı. Hatta açtığınızda böyle el gözükür. Ben o şekilde incelikte. Ben zaten baştan söyledim Muhammed Bey. Tek tek açmadım. Beşli anladım. Beşli yo, açtım. Anladım. Tamam beşli açılınca çok incecik hayır, oluyor ki. Hayır yani bilmiyorum. O zaman tabii ki kalın olacak. Beşli açıldığı için. Şimdi tek tek açtığınızda da o yüzden ben de dedim ki keşke incecik, 35 tane yapsaydınız. İncecik. Ama bu sefer bence de basık. Bu süre içinde basık kalmaz. Seni rahatsız eden şey ne burada? Bu bir kere yumuşak. Bir çıtırlık alamadım ben. Hani ben güzel yorum yapmak isterim. Emeğinize evet bunu göz ardı siz şey yapıyorum. Siz normalde de mi bu kadar kalın? 55 kat mı yapıyorsunuz? Satarken de mi 55 evet, kat 55, yapıyorsunuz? Evet 55-60 kat. Peki afiyet olsun. Tek tek. Şimdi ben şu konuya değineceğim hemen puanlamaya gidelim. Sen bugün gündüz dedin ki biz Gürcüyüz dedin. Evet, doğru mu? Evet. Kökeniniz Gürcü. Evet. Şimdi ben Gürcistan'a gittim. Yurt dışında çok bulunuyorum bu arada. Gürcistan'da 3 gün gezdim. Baklava getirdiler tatlı olarak ve bu baklavanın aynısı geldi. Evet. Ben normalde ev baklavalarının hamur oluşunu çok severim. Çıtır çıtır Antep baklavasını hiç sevmem ama de baklava dediğiniz tabii ki Türk baklavası çıtır çıtır olur. Çıtırt eder böyle gayet içi de pişmiş olur. Ama Gürcistan'a gittiğimde onlar tam benim sevdiğim gibi böyle hamur içi pişmemiş tarzı kalın baklava yapıyorlar. Ama sen bugün ne arkadaşlara ne de menüye yani menüyü yazarken yanına Gürcistan Gürcü baklavası ya da ne bileyim Gürcistan üstü hiçbir da şey yazmadı diye düşündüm. Ama yani baklava ben önümüze arkadaşlar geldik. Bak şimdi bir şey diyeceğim bak 4 kişi yorum yaptı. Onlara da söylemedin. Menüyü açıklarken de arkadaşlar baklava yapıyorum ama büyüklerimden hani öyle atıyor. Büyüklerin de biz senin E-Devleti'ni ne bileyim. Anında Gürcistan mı yazıyor? Yani bu baklava anladığım kadarıyla babaannen de yaptığına göre evet. Gürcü baklavası. Evet Gürcü baklavası. Ha, ama menüye Gürcü baklavası yazmadın. Orada bize Gürcü baklavası demedin. Biz hepimiz baklava deyince tabii ki bir Türk baklavası. Eğer arkadaşlar yorumlarsa da öyle yorumlasınlar. Şu an herkese hamur geliyor tabii ki de bu baklava. Biz ama baklava yemedik. Ben Azerbaycan baklavası da yemiştim. Ben böyle öğrendim büyük buna benziyor. Bence de baklava böyle güzel. Çıtır sevmiyorum. Dediğim gibi herkesin mesela ben de hamur baklava seviyorum. Ama ben hakkında bizim baklava baklava dedin demiyorum. Yok ben bizim baklava. Baklava. Peki ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Ama keşke dediğim gibi bunu belirtseydin gene de masada. Olsun yine masada siz de belirtmiş oldunuz. Evet bakalım ama puanlamaya yansıyacak mı o önemli. Yaparlar ya. 75 bin TL'nin sahibi birazdan belli olacak. Hazırsanız hep birlikte Necla'ya puanlarımızı verelim. Sonra kim kime kaç puan vermiş? Bu masada nasıl hızlıca kıyamet kopacak hep birlikte görelim. Eyvah. Haydi buyurun gidiyoruz. Yudumlayın çaylarımızı. Necla bugün genel olarak masanda beğenmediğim şeyler çoktu ama baklavayla uğraştığın için, el oyaladığı için, meşakkatli bir tatlı seçtiğin için sana puanım... 3. Necla benim sana karşı yorum yapmama gerek yok. Ben gayet açıklayıcı konuştuğumu düşünüyorum. Neyden kırdığımı zaten tek tek söyleyeceğim sana. Bu yüzden sana puanım. 2. Ben arkadaşımın emeğini göz ardı edemem. 55 kat baklava açmıştı. Beğendiğim yemekleri de oldu, beğenmediğim yemekleri de oldu. Bu yüzden arkadaşıma puanım. 3. Necla Hanım'ın çorbası normaldi. Ara sıcağındaki üzüm yaprağının yaprakları pişmemişti. Ana yemeğinde eti normal pişmişti ama bir tık soğuktu. Patatesler olmamıştı. Pirinç diriydi. Tatlısını hiçbir şekilde beğenmedim. Çünkü hiçbir şekilde baklava o şekilde yapılmaz. Evet emek var ama olmamış. Necla Hanım size puanım. 3. Enem Arat benim de bir güzel haftayı daha geride bıraktık efendim. Bugün de Necla Hanım'ın günüydü. Ellerine kollarına sağlık. Her ne kadar Necla bana mutfakta cinnet geçirtse de çok güzel ve eğlenceli bir mutfak etabıydı. Masaya gelince Necla yorumlardan memnun kaldı. Ben çok şaşırdım. Ya Necla duymak istemedi negatif yorumları ya da bazı şeyleri kendisi de kabullendiği için masada mutlu olduğunu söyledi. Çorbası kesilmemişti. Ben Necla'nın yerinde olsaydım o çorbanın arkasında dururdum. Topaklanmaları parmağımla ezdiğimde gayet de ezildiler. Sadece topaklanma vardı. Kesilme yoktu. Ara sıcağı gelince evet dolma birazcık kurumuştu ama içi lezzetliydi. Haydarisini ben beğenemedim açıkçası. Hele ki şerbetin yanında sarımsakla haydariyi asla uyumlu bulmadım. Şerbeti bence ana yemeğin yanında vermeliydi. Ana yemeğe gelince et çok azdı. Hiç bunu dile getirmediler. Ana yemekte gramaj olarak patatesten daha çok et olmalıydı. Et çok azdı ve buz gibiydi. Patatesini ve çıtır ben beklemiyordum çünkü süre zarfında zaten ister
biraz yumuşuyordu. Salatasını beğendim. Baklavaya gelince eğer menüye Gürcü baklavası yazsaydı evet tam anlamıyla bir Gürcü baklavası olmuştu. Ama maalesef ki sadece baklava yazdığı için hamur bir baklava olmuştu. Ben beğenemedim. Eline koluna sağlık diyorum ve puanımı veriyorum. Ve keşke Necla birazcık yemeklerini savunsaydı. Evet, haftanın son puanını verdim. Şimdi hazırsanız nereye gidiyoruz? Büyük finale. Bakalım o masadan 75 bin lirayla kim kalkacak görelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.